10 dakika diyor. Kripto para borsalarına 100 milyar doların üzerinde bir XRP coin yığıldığı iddia ediliyor. Biz de bunun üstüne konuşacağız. Ve ana hatlarıyla da tabii ki XRP'den bahsetmeye çalışacağız. Tabii bunun 100 milyar dolar olmadığının siz farkındasınızdır diye düşünüyorum. 100 milyon dolar olabilir ama. Büyük balina işlemleri hakkında alarm bilgileri, bildirimleri vermesine tanınan Whale Alert, kripto para borsaları Binance ve Bitfinex 147 milyar doların üstünde XRP coin'i aktarıldığını iddia etti. Arkadaşım bak, milyar dolar değildir o. Yani bu olacak bir iş değil. Saçma sapan bir şey ya. Bununla birlikte XRP'nin toplam sirkülasyondaki miktarı 54 milyar adet XRP olduğundan bu mümkün değil. Bitfinex CEO'su Arduino da konuyla ilgili açıklama yaptı. Birisi Bitfinex'e kısmi ödemeler saldırısı yoluyla saldırmaya çalıştı. Bitfinex diyor, veri alanını düzgün bir şekilde işlediği için saldırı başarısız oldu. Bak şimdi, şöyle bir durum söz konusu. Birincisi, zaten burada da düzgün bir şekilde ifade etmiş. Öyle bir şey mümkün değil. Yani öyle bir piyasa değeri mevcut şekilde yok ki, veya totalde buna denk gelen öyle bir XRP coin miktarı yok ki, bu da bunu bir de üstüne bir de satacak yani. Ve veyahut da gönderecek, işte transfer edecek, her neyse artık. Bu tarz bir şey mümkün değil. Bu nasıl bu tarz olaylar olabiliyor? İşte görüntü hataları olabiliyor. Yani tamamen hata kaynaklı bu tarz olaylar gerçekleşebiliyor arada sırada. Bunların da farkında olmak lazım. Bu tarz olayları da çok abartmamak lazım. Zaten XRP coin üzerinde inanılmaz derecede fazla transfer işlemi olan bir kripto para birimidir. Yani çok fazla transfer işlemi görürsünüz XRP coin üstünde. Eğer takip ederseniz, bu diğer altcoin'lerin ortalamasına göre çok daha fazladır. Mesela Shiba'da da bu şekilde. Diğer altcoin'lerin ortalamasından kat kat daha fazla transfer görürsünüz. Borsalardan cüzdanlara, cüzdandan borsaya, cüzdandan cüzdana, borsadan borsaya yani. Sürekli bu şekilde görebilirsiniz. Çok normaldir. Balina aktivitesi oldukça yüksek olan bir kripto para birimi olduğu için XRP haliyle özellikle belli vakitlerde daha da daha az, daha çok olarak değişmek de suretiyle bu şekilde olaylar olabiliyor. Yani transferlerde çokluk. Genelde bunlar yatırımcı tarafından işte spekülatif işler olabiliyor. O toplu gönderildi, satış mı olacak? Bunların çok büyük bir çoğunluğu, siz mesela örnek veriyorum, bir yerde bu tarz bir iş mi gördünüz? İşte yüksek bir transfer. Çok büyük bir ihtimalle balina, yani balinaların göndermiş olduğu bu mevcut varlık belli bir süre tutulmak için ve ekstra alımlar için yapılmış olabilir. Anında gönderilen miktarların çok çok yüksek oranda o anda satılmayacaktır o meblağ zaten. Anlık işlem yapmak için balinalar yüksek miktarları kolay kolay oynatmazlar. Çünkü böyle bir iş içinde bulunmazlar. Tıkanıklık olabilir. Yani işlerini son ana zaten bırakmamışlardır. Eğer o anda bir işlem yapılıyorsa bir balina tarafından, o şu demektir: o işin bir aciliyeti yok. Ya buna emin olabilirsiniz. O işin bir aciliyeti yoktur o anda. Evet. Ya bu şekilde. O yüzden genelde abartılan bu olayları, bu transfer muhabbetlerini çok da fazla abartmamak lazım. Haber siteleri falan çokça şişirerek, bu tarz olayları şişirerek sunmayı sevmektedirler. Yani ya da bu arada, ya da şöyle bir şey de olabiliyor. Bu da söylediği gibi ödeme olabiliyor. Borsa ödemesi, işte içeride herhangi bir ödeme vesaire. Bu benzer bir şekilde diğer kripto paralarda ve XRP'de de yine işte ekibin yapmış olduğu transferlerde de görülüyor. Evet. Ve bu sıkıntılı bir durum tabii ki. Adam ne yapıyor? Ödeme yapıyor. Millet başlıyor ağlamaya.
Eyvah, satış mı geliyor ya? Dur bir bakalım arkadaş. Bismillah ya. Adam yani varlığını oynatamıyor. Oynatamıyor. Oynatamıyor ki. Millet spekülasyon yapacak yani. Devamında diyor ki, şuraya şey yapmıştık değil mi? Neymiş? Düzgün şekilde başarısız oldu. Görüşe göre işin aslında saldırgan ve ödeme işleminin gönderisinin belirtilen tutardan daha azın teslim etmesini olanak tanıyan kısmı ödemeler özelliğini kullanarak. Borsa arasında olan binası 147 milyar doların üzerinde XRP coin değerinde sahte işlemlerinde. Evet. Yani burada işlemin sahte olduğu ve hacking üzere olduğu görülüyor. Daha doğrusu hacking demek çok mantıklı olmadı ama işlem karıştırarak manipüle edilmiş bir olay bizim karşımıza gelmiş oluyor. Bu şekilde. Borsa hataları olabiliyor. Olabiliyor değil, çok sık oluyor. XRP Coin en çok borsa hatalarına maruz kalan kripto paralardan bir tanesidir. Tabii ki bu genelde likiditeden kaynaklı olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Yani burada likidite kaynaklı olabiliyor ve çok ciddi şekilde problemler de yaşandığını görebiliyoruz. Geçmişte hatırlayın mesela, Gemini borsası listeledi. Ya Gemini bir listeledi, fiyat 100 dolara fırladı bir anda. Direkt bildiğiniz 100 dolara fırladı. Ya da farklı borsalar mesela şeyde bak şimdi adını unuttum. Ha, Poloniex borsası. Poloniex, Justin Sun vardı ya. Poloniex borsası örneğin. Ya bir giriyorsun 0 dolar. Bildiğin ya 0. 0 dolar yazıyor. Evet. XRP'nin fiyatı. İşte bu tarz hatalar çok fazla oluyor maalesef. Olmaması gerekiyor. Doğru. Kesinlikle olmaması gerekiyor. Ama oluyor. Yani o noktadan sonra yapılabilecek çok fazla bir şey var mı? İşte proje üzerinde buna çalışacak. Borsalar, projeler bunların üstüne çalışacak. Bunların kimisi sadece görsel hata olabiliyor, kimisi gerçekten likidite sorunu olabiliyor. Ama işin sonunda yatırımcı mağdur olabiliyor. Mesela bu Coin Market Cap üzerinde de benzer olaylar çok oldu. Coin Market Cap'te bazı kripto paraların zaman zaman değerini sıfır olarak gördük. Mesela Luncu'nun. Görmedik mi? Halbuki değeri sıfır mı? Piyasa değerinde sıfır yazıyor. Değil tabii ki. Bunlar problem yaratabilen olaylardır. Ve tabii ki önüne geçilmesi lazım. Yatırımcı da böyle şeyler gördüğü zaman hemen yani böyle hemen telaşlanmaması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.